Brexit'in gerçekleşmesi yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasının ekonomik sonuçlarını dün konuşmuştuk. Bu sonuçlar elbette siyasi anlamda da dengeleri değiştirecektir. Bir kere Londra ile Washington arasında bir soğukluk girmesi muhtemel. Dün de demiştik. Amerika İngiltere'yi Avrupa Birliği'ndeki temsilcisi olarak görüyor, Avrupa'ya açılan kapısı olarak görüyor ve birlikten kopma Washington'ı memnun etmeyecektir. Sadece bu değil. İngiltere farklı ortaklıkların arayışına gireceği için Asya ülkeleri ile yakınlaşmanın yollarını arayacaktır ve bu da Washington'la mesafesini artıracaktır ki zaten Çin yükseliş dönemini yaşıyor. Rusya bölgede epey güçlenmiş durumda ve Avrupa Birliği'nin çözülme Moskova'yı da mutlu edecektir mutlaka. İngiltere'nin Asya'ya kayması Amerika'nın küresel politikalarını yeniden gözden geçirmesine de neden olacak. Obama zaten iki ay önceki İngiltere ziyaretinde tüm bunların önüne geçmek için Brexit'e karşı duruşunu hem görüşmelerinde hem de bir makalesinde gösterdi. İngiltere'ye aba altından sopa gösterdi bile diyebiliriz. Yani sadece Avrupa'nın geleceği değil, dünya düzeninin geleceği de etkilenecek Brexit'ten. İngiltere Avrupa'nın en büyük ikinci ülkesi. Sadece ekonomik değil, askeri gücü de var ve Tabi bağımsız bir İngiltere ile NATO'nun zayıflaması da beklenebilir. Zira NATO'nun kendi istihbarat yapılanması yok. Ve Amerika Avrupa Birliği ülkelerinin istihbarat bilgilerine İngiltere'nin paylaşımıyla erişiyordu. Bu da ortadan kalkacak. Amerika bu referandumu IŞİD ve terörle mücadele bağlamında da değerlendiriyor. İngiltere'de ayrılıkçıların önemli bir nedeni eğer Avrupa Birliği içinde kalınırsa terör saldırılarının İngiltere'de yaşanacağı olasılığıydı. Amerika ise İngiltere'nin ayrılmasının IŞİD'i memnun edeceği görüşünde. Amerika'nın sadece İngiltere ile değil İngiltere'siz bir Avrupa Birliği ile de ilişkileri etkileyecek elbette böyle bir referandumdan ayrılma kararı çıkarsa. İngiltere'den sonra en güçlü ülke olan Almanya'yla Almanya ile Almanya daha da sıkı bağlar kurulması olası veya Saray'da transatlantik ilişkilerde Berlin'in iyi bir seçenek olduğu konusunda hem fikir. Peki Brexit Amerikan seçimlerine etkisi olur mu Brexit'in? Son olarak da ona değinelim. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump. Ayrılmadan yana olduğunu söyledi zaten zira terör konusunda Müslümanları Amerika'ya almamaya kadar izolasyoncu bir bir politika savunuyor ve İngiltere'nin de benzer bir yalnızlaşma yaşamasından yana demokratların adayı Hillary Clinton ise Obama ile benzer görüşte daha güçlü bir İngiltere Avrupa Birliği içinde mümkün diyor ve ayrılmaya karşı çıkıyor.